GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ilk iş gününde piyasaları incelediğimizde genel anlamda Asya gelişmeleriyle birlikte fiyatlamaların yön bulduğunu ifade edebiliriz. Asya'dan başlayacak olursak Çin'de ticaret dengesi rakamlarının açıklandığını gördük. Burada beklentinin üzerinde bir ticaret fazlası gerçekleşmesine rağmen alt kalemlerde görülen negatif rakamlarla birlikte bir hayal kırıklığı yaşandığını ifade edebiliriz. Özellikle burada ithalattaki %6.7'lik gerilemenin etkili olduğunu ve bunun sonucunda da en etkili gelişmelerin Yeni Zelanda doları, Avustralya doları gibi ticaret ilişkileri sıkı olan ülkelerin para birimlerinde değer kayıpları ile birlikte kendini gösterdiğini ifade edebiliriz. Diğer yandan Bölgenin diğer büyük ekonomisi Japonya'ya baktığımızda 3. çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edildiğini ve eksi %0.5 olarak belirlendiğini gördük. Burada da alt maddelere baktığımızda yatırımlardaki düşüşün etkili olduğunu ifade edebiliriz. Borsa indekslerine göz attığımızda ise Cuma günü açıklanan ABD İstihdam ve ticaret rakamlarındaki olumlu seyirle birlikte burada da pozitif bir havanın etkili olduğunu gördük. Özellikle burada Şangay Endeksinde Hong Kong Şangay Linki'nin kurulması sonrasındaki yükseliş eğiliminin hala devam ettiğini de ifade edebiliriz. Avrupa piyasalarına geçecek olursak burada hafta sonunda S&P'nin İtalya'nın kredi notunu düşük büyüme görünümü ve yüksek kamu borcu nedeniyle BBB'den BBB eksiye düşürdüğünü görmüştük ve görünümü durağan olarak belirlediğinde ifade edebiliriz burada. Bunun yarattığı bir baskı vardı. Diğer yandan Çin'deki gelişmelerin oluşturduğu baskı ve petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle de Enerji şirketlerinin hisselerindeki düşüşün oluşturduğu baskıyla birlikte Avrupa'da genel olarak negatif bir seyir takip ettik. Diğer yandan Euro bölgesinin önemli ekonomisi olan Almanya'da sanayi üretimi Ekim'de %0.2'lik bir artış gösterdi. Bu beklentiyle paralel bir sonuçtu. Fakat önceki rakam %1.4'ten %1.1'e revize edildi. Hem bu negatif revize hem de beklentilerin paralelinde de olsa aşağı yönlü gerileme gösteren üretim artışıyla birlikte burada da negatif bir eğilimin olduğunu ifade edebiliriz. Gün boyunca ABD borsalarına ilişkin vadeli işlemlerde negatif bir eğilim mevcuttu. Piyasa açılışından sonra da göz attığımızda açılışla birlikte satışların ön planda olduğunu görmüştük. Fakat sonrasında takip ettiğimizde burada bir toparlanma çabasının etkili olduğunu ifade edebiliriz ve karışık bir seyir karşımıza çıkıyor şu an. E, alışık olduğumuz üzere tekrar Nasdaq'ta bir yükseliş varken S&P ve Dow Jones'ta yatay bir görünümü şu an için hakim olduğunda ifade etmekte fayda var. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise burada da Cuma günü güçlü istihdam verileri sonrasında ABD'de Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentilerle gelişmekte olan ülke endekslerinde ve para birimlerinde baskı oluştuğunu gördük. Biz düz endeksinin kapanışına baktığımızda 85.000'in Altında bir kapanış görüyoruz haftanın ilk iş günü 84.818 puanda %0.50'ye yakın bir düşüş gerçekleştirdi endeks. Dolar Türk Lirası 2.26'nın üzerinde 2.26'ı 77 tam olarak seviye verirsek hareketlerini sürdürüyor. Euro Türk Lirası ise sert bir çıkış gerçekleştirdi. 2.79'da şu an için hareketlerini sürdürmekte. Burada öne çıkan fiyatlamalardan da bahsedecek olursak küresel piyasalarda petrol fiyatlarının izlendiğini belirtmiştik. Yeni haftayla da birlikte özellikle büyük kuruluşların petrol fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etmesiyle birlikte... Bu hareketin tekrar destek bulduğunu ve petrol fiyatlarının tekrar geri çekilmeyi sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Şu anda baktığımızda fiyatlara Brent petrolün 66-67 seviyesinde, ham petrolün ise 63-80 seviyesinde hareketlerini sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Haftanın ilk iş gününde piyasayı etkileyen önemli başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.